Evet. Kazanım 8'deyiz. Şimdi burada ABC birer pozitif tam sayı. 5A eşittir 7B. 5B eşittir 3C. Şimdi bak normalde burada şunu yaparım ben. 5A eşittir 7B. Doğru mu? O zaman burada ben B için ne diyebilirim? B bir kere 5'in katı olacak. A 7'nin katı olacak. Şimdi aşağıda aynı zamanda 5B eşittir 3C var. B 3'ün katı olacak. C 5'in katı olacak. Ya da en kolay şöyle yaparım. Hani hem 7'in hem 3'ün katı olması 7 ile 3'ün en küçük ortak katı 3 ile 5'in en küçük ortak katı ne olacak? 15 olacak. B'nin 15 olduğunu görebilirim. Ama ben burada şöyle yapacağım. 5A eşittir 7B ise A bölü B B'yi A'nın altına, 5'i 7'nin altına alırım. A bölü B, 7 bölü 5. Bu birinci kısım. 5B eşittir 3C ise B bölü C eşittir 3 bölü 5. Şimdi burada payda eşit diyeceğim. Neden payda eşit diyeceğim? B Var ya ikisinde de. Şimdi burayı 3 ile çarpacağım. Şurayı 5 ile çarpacağım. Neden? Çünkü burada B'nin karşısına gelen sayı 5. B'nin karşısına gelen sayı 3. Buradan A bölü B eşittir. 21 bölü 15. B bölü C. 15 bölü 25. Şimdi burada normalde şunu demem lazım. İşte A 21'in katı. B 15'in katı. 21 bölü 15 ise işte 42 bölü 30 da olabilir. E, B 15'in katı iken B'ye 15'in katı dersem C de 25'in katı olur. Bu bu kadar basit. A, B, C birer pozitif tam sayı. A artı B artı C toplamının en küçük değeri. En küçük değer için K'ye 1 veririm. K pozitif olur, olacağı için en küçük 1 olur. Yani A 21 olur. A eşittir 21. B eşittir 15 olur. C eşittir 25 olur. En küçük dediği için. E buradan A artı B artı C toplamı 21 15 daha 36 25 daha 61 yapar. 56, 61. Cevabım ne oldu? B oldu. Geçtim ikinci soruya. Şimdi diyor ki bak burada ABC pozitif tam sayı bu orantı vermiş. 5 bölü A eşittir. BC bölü B. B sayısını en büyük değerini aldığında A artı B artı C. Şimdi bak B eşittir 5 bölü A. Doğru mu? E burada ABC pozitif tam sayı ya. B'nin en büyük olması için A'nın en küçük olması lazım. 5 bölü bir şey B'yi verecek. Burada 5'i bölen bir sayı alacağım. A'yı en küçük 1 alabilirim. A'yı 1 aldığımda B dediğim 5 bölü 1'den 5 olur. A'ya 1 verdiğim zaman. Şimdi A'ya 1 verdim. B ne oldu? 5 oldu. O zaman bir de şuradan ne oldu B'ye 5 olduğunda? Buradan C bölü 5. C bölü, e, dur düzgün yazayım yine kötü yazdım. Şurayı bir sileyim. C bölü 5 eşittir 5 oldu. C bölü B eşittir B ya. Ye. D yerine 5 yazdım. İçler dışlar yaptım. c 25 bulundu. O zaman A artı B artı C kaç olur B en büyük aldığında? A 1 olur. B en büyük 5 olur. C de 25 olur. Topladığım zaman buraya 31 olur. Cevabım C oldu. Devam ediyorum. Üçüncü sorudayım. Şimdi A ve pozitif tam sayılardır. B kare eksi A kare A küp. Şimdi bunu karşıya attığım zaman B kare eşittir. A kare artı A küp. Bu var elimde. Şimdi demiş ki A artı B'nin alabileceği en küçük değer. Şimdi A artı B'nin alabileceği en küçük değer için A ve B'yi en küçük seçmem lazım ve pozitif tam sayı. Şimdi B kare eşittir A kare artı A küp ya. Ben burada A'yı 1 e alırsam. A'yı 1 e alırsam B kare ne olacak? 1'in karesi artı 1'in küpünden 2 olacak. Ama buradan B dediğim kare kökü aldığımda artı eksi kökü olur. Bu olmaz. Neden? B de pozitif tam sayı olması lazım. Yani eksi kökü alma. Pozitif kök 2 olmaz. Tam sayı değil. A'yı 2 alalım. A'yı 2 aldığımda B kare 2'nin karesi 4 artı 2'nin kübü 8, 12 yapıyor. Bu da olmaz. B kare 12 ise B kökü 12 olur pozitif olarak tam sayı değil. A'yı 3 alıyorum. B kare eşittir. 3'ün karesi 9 artı 3'ün kübü 27. A kare artı A küp yani. B kare 36, 36 kare 36 ise B pozitif olarak 6 olur. Yani bu pozitif tam sayı olarak sağlayan en küçük B 6, en küçük A 3'tür. A3 aldığımda B6 oluyor. O zaman A artı B'nin alabileceği en küçük değer 9 olur. Cevabım D olur. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz.